kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ağlıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Gözyaşları mübarek sakalını ıslatmış. Kumluk oturduğu yer gözyaşlarından çamurlaşmış. Fahri alem ağlıyor. Cemaat namaza bekliyor. Sabah namazına bekliyor. Resulullah içeride ağlıyor. Hazreti Bilal geliyor. Acaba bir şey mi oldu? Rahatsız mı Cenab-ı Peygamber? Haber verecek yani. Ya Resulallah, cemaat bekliyor. Namaz vakti geliyor, bakıyor ki Resulullah kendinden geçmiş. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor. O manzarayı gören Bilal de ağlamaya başlıyor. Aman babam sana kurban olsun ya Resulallah. Seni ağlatan ne böyle diyor ya. Ayşe annemizin buyurduğu gibi yani Allah senin geçmiş gelecek evvel ahir her şeyini temizledi, seni affetti, seni alemlere rahmet gönderdi. Hala seni böyle ağlatan şey ne? Alemin rahmetisin sen. Sen bütün insanlığın, kainatın sevinç kaynağısın. Sen niye şimdi böyle ağlıyorsun? Efendimiz buyuruyor ki ya Bilal, Rabbim benden yerlerin ve göklerin sırrını, yani bunların Allah ile olan irtibatını, ilişkisini, alakasını düşünmemi, bulmamı, anlamamı istiyor. Ben bunu nasıl yapacağım diye düşünüyorum. Ben bu kainattaki Hakk'ın sanatını, kudretini, azametini, heybetini nasıl ortaya çıkaracağım? Nasıl bunları anlayıp da Rabbime kulluk yapacağım? Onu zikredeceğim, ona şükredeceğim, onu fikredeceğim. Bismillah, inne fi halqis semavati vel ardi ve ihtilafil leyli ven nehari le ayatin li ulil elbab. Düşün, yerleri düşün, gökleri düşün. Yerde ve gökte bulunanları düşün. Niye bunlar var? Niye? Kimsin sen ki? Bunlar sana verilmiş. Senin emrine musahhar kılınmış. Gök senin, yer senin. Evet. Kimsin sen? Bu değerini anla. Niçin Müslüman olman gerektiğini, niçin inanman gerektiğini, niçin namaz kılman gerektiğini. Bunları düşünerek anla. Dersin bu.